أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ali İmran suresindeyiz. İkinci ayetteyiz. Estaizu billah. Yaptık. 92. ayet. Lan tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tenalu, erişemeyeceksiniz. Elde edemezsiniz. Edemeyeceksiniz. Neyi? El birra, birri. Bir ne demek? İyilik demek, güzellik demek. Dinin kendisi. İyi kimseler güruhuna verilen isim, ebrar. Lan tenalul birra, birri elde edemezsiniz, iyiliği elde edemezsiniz, sonucu elde edemezsiniz. Hatta ta ki tunfiku, infak edesiniz, harcayasınız. Mimma tuhibbun, sevdiklerinizden. Sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça birri elde edemezsiniz ayeti. Çok meşhur bir ayet. Burada mimma demiş, yani sevdiklerinizden, sevdiklerinizi olsaydı لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مَا تُحِبُّونَ. Sevdiğinizi infak etmedikçe birri elde edemezsiniz olsaydı, o zaman neyi seversen onu infak etmeni icap ederdi. Ama Cenab-ı Hak öyle bir şey demiyor ayette. Sevdiğiniz, yani sevdiği şeylerden infak edebilen, bunlardan bir tane, birkaç tane infak edebilmiş, sevdiklerden vazgeçebilmiş kimse, hepsini kastetmiyorum, birkaçını olabilir, ayetin manasını yerine getirmiş olur. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Rivayete göre Abdullah bin Ömer Nafi, Abdullah bin Ömer'e Nafi için 10 bin dirhem teklif etmişler. Nafi'nin çok akıllı, uslu, itaatkar bir çocuk olduğunu görünce Medine'de talipleri çıkmış. O da eşinin yanına, eşi Safiye'nin yanına girdiğinde demiş ki Nafi'ye 10 bin dirhem yahut 10 bin dinar, bilmiyorum hangisi, teklif ettiler. Hanım demiş, eş durma demiş, çabucak satıver, ne iyi para. Abdullah bin Ömer Nafi'yi daha sonraları azat etti. Oğlu diyor ki Salim, sanıyorum babam لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birri elde edemezsiniz ayetiyle amel edebilmek için Nafi'yi o yüksek paha karşılığında satmadı diye böyle rivayetler var. İnsanlar bu ayetiyle amel etmeyi düşünmüşler. Çok çarpıcı bir ayet çünkü. Ama tabii başka ayetleri de unutmamak lazım.
وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ Cenab-ı Hak ne ellerini boynuna dola diyor, ne de onu olabildiğince aç. Dolayısıyla sevdiği şeylerden 1, 2, 3, 5 neyse infak eden veya belli aralıklarla sevdiği şeylerden infak edebilen kimse ayetin hükmünü yerine getiriyor demektir. Yoksa takıntı haline getirir, neyi seviyorsam ondan vazgeçmeliyim şeklinde şartlanırsa bu kişi bir süre sonra elinde hiçbir şey kalmayabilir. Bütün değerli şeylerinden vazgeçmiş olarak فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَخْذُولًا veya مَلُومًا مَذْمُومًا sonra kınanmış, yerilmiş bir şekilde olduğun yerde otura kalırsın diyor Cenab-ı Hak ayette. Orta yolu takip etmeli. Normalde infakta bulunmalı. Yanı sıra sevdiği şeylerden de infakta bulunmalı. Bu ayet bütün bir infakı sevdiklerimiz üzerine de hasretmiyor. Yani ayet her ne infak ederseniz ancak sevdiğiniz şeylerden infak edin şeklinde de illa öyle anlaşılmasına gerek yok. Sevdiği şeylerden de infak eden, bilim edebilen biridir. Ha, bunun yanı sıra sevmediği, bugün için kullanmadığı, vazgeçtiği şeyleri de infak ediyor. Bu ayet onu yasaklamıyor. Ayette Cenab-ı Hak sevmediğiniz şeyleri infak etmeyin veya işinize yaramayan, sizin hoşunuza gitmeyen, aldığınız bir elbise, bir kıyafet sizin içinize el vermedi, infak edeceksiniz. Bu ayeti onun infakına mani olarak kullanmayın. Ayette Cenab-ı Hak sizin hoşlanmadığınız şeyleri infak etmeyin demiyor. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe diyor. Sen sevdiğin şeylerden zaman zaman infak ediyorsan tamam, problem yok demektir. Yanı sıra ne bileyim arabanız eskidi, artık mahallede bir gariban var, ona vermeyi düşünüyorsunuz. Bu yapacağınız infak infaktır. Bu ayetle çelişmez. Bence kanaatimce çelişmez. Bu ayet onu hasretmiyor, onun önünü tıkamıyor. Tam tersi, ona ilaveten biraz da zaman zaman sevdiklerinizden infak edin demek istiyor Cenab-ı Hak ayette. Ama benzer bir ayet de var ki tiksinerek başını çevireceğiz şeylerden vermeyin. Tabii onu da vermeyin. Yani size hiçbir zaman yani karşı tarafı küçük düşürecek. Hiçbir surette ne bileyim illa en tuğmidu fih görmezden gelmedikçe almayacağınız türden. O karşı tarafın onuruna dokunacak bir şey. Benim dediğim öyle değil. Verdiğinde adam uçacak böyle. Mahallede diyelim ki biri var. Arabası yok. Sizin de arabanız var. Modeli geçti artık, binmek istemiyorsunuz. Satmaya da yani satacağım da buradan alacağım 5-6 milyar çok önemli değil, o garibana vereyim diye iş geçirdiniz. Verdiğiniz zaman uçacak zaten, yani çok memnun olacak. Bu sizin işinize yaramasa bile, siz artık değiştirmeyi düşündünüz, yenisine yöneldiniz veya dediğim gibi aldığınız bir elbise size el vermeden falanca çok uygun olabilir. Bu tür bir infak zincirinin önü tıkanırsa o zaman bu bize faydadan çok zarar getirir. Çünkü Cenab-ı Hak biliyoruz ki ayette لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّ bazısı bazısını çalıştırabilsin diye insanları seviye seviye farklı farklı kabiliyetlerde şeylerde yarattı. Kimi köyde yaşar, her türlü kıyafet ona uyar. Biliriz ki şehirden pek çok insan kıyafetini köye götürür. Köydekiler bunu almaktan rahatsız olmazlar. Tam tersi paylaşmaktan işte çok yani sevinirler bundan. Böyle bir şeyin önü kesilmemeli. Bu çok güzel bir şey. Yani onu alıyor, başkası kullanıyor. Aynı şekilde eskiden üst sınıftakiler, alt sınıftakilere kitap verirlerdi. Ne bileyim bazıları belki kullanılmış kitabı kullanmaktan imtina edebilir ama çokları, ihtiyaç sahipleri bundan memnun olacaklardır. Bu tür bir akışı bozmamalı. Ayet bence onu hasretmiyor. Eğer onu yok, onu ortadan kaldıracak olsaydı sevmediğiniz şeyleri infak ederseniz olmaz derdi. O dediğin tamam, sevdiklerinizden infak etmedikçe, ben diyorum ki sevdiklerinizden infak ettiğiniz zaman olay tamamdır. Yanı sıra efendime söyleyeyim, sevmediğiniz şeyleri de infak edebilirsiniz. Onları da engellemeyin. Anlatabiliyor muyum? Yani siz sevdiğiniz şeylerden infak ediyorsunuz. Sevmediklerinizi de depoya atıp çürütmeyin. Onları da infak edin. Fakirin biri bir gün bana dedi ki hocam, boyuna dedi kuru fasulye, pirinç bilmem ne. Biz hiç etmeyeceğiz mi dedi. Ha işte. Neden para vermiyorsunuz dedi. Bir sarı başlık para vermiyor. Bu haklıdır yani. Hı. Şimdi hep biz kalkıp biz kebap yiyeceğiz orada, kebabı seveceğiz böyle. Öbür tarafta hiç olsa kuru fasulye vereceğiz ve işte pirinç vereceğiz. Yani Allah-u Teala özellikle hum kelimesini koyması, evet, bu manidar bu ayette bence. Evet. Yani ayet, benim söylemek istediğim şu, tekrar ediyorum. Ayetin manası
ancak ve ancak sevdiklerinizden infak edebilirsiniz şeklinde değil. Sevdiklerinizden infak etmedikçe diyor Cenab-ı Hak. Yani sevdiklerinizden infak ettiğiniz zaman bu iş, bu ayetin manası yerine gelmiş olur. Ha, sevmediğin bir şey de var. Onu infak edemem mi? Onu da infak et. Sen sevdiklerinden infak edebiliyor musun? Ne diyorsun? Tamam, sevmediğin şey de, onu da infak edebilirsin. Kebap ısmarladın, ne bileyim. Başka bir gün yanında kuru fasulye var. Bunu, onu da infak et. Onu demek istiyorum. Yani onu, onun önü kesilmemeli. Ayet bazı anlatımlarda bunun önünü kesecek şekilde yorumlanıyor. Bu yanlış yani. Kullanmadığınız, ne bileyim, sizin artık hoşunuza gitmeyen şeyleri de infak edin. Veya kullanmaktan bıktığınız. O başkasını memnun edebilir yani. Sizi memnun etmiyor olabilir. Sizin açınızdan veya sizin yörenizde, sizin bölgenizde işe yaramamış hale gelebilir. Ha, bunları infak edin zaten. Yanı sıra da zaman zaman sevdiğiniz şeylerden de infak edin. Ama yine de orada sanki ayet sürekli arz edildi. Yani hayatın her döneminde insanın elinde hangi ekonomik tabakada olursa olsun sevdiği bir takım şeyler olacaktır. Hı hı hı. 3 tane, 5 tane, 10 tane. Hı hı. Yani onlardan o hayat süreci boyunca mutlaka sevdiğim şeylerden de. Evet, yani böyle adamın infakına baktığımız zaman hep sevmediklerini infak etmiş. Sevdikleri, yani hep işe yaramazları kaldı. Çöpe atacağına kaldırıp fakire, ve böyle bir taksime gidiliyorsa bu adam bu ayetin manasını yerine getirememiş, anlamamış demektir. Ama hakikaten kendi işine yaramazları, kendisi açısından bıktığı şeyler olabilir. Bunları infak ettiği gibi zaman zaman onun açısından nadide olacak, onun vazgeçemeyeceği türden sevgili olan şeylerden de infak edebilmiş. Cenab-ı Hak da işte bunu söylüyor. Bunlardan da infak edebildiğiniz zaman birri elde edersiniz. Ama hep işe yaramazlardan infak ediyorsanız o zaman birri elde edemezsiniz. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ Birri elde edemezsiniz. حَتَّى تُنْفِقُوا Ta ki infak edesiniz. مِنْ مَا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden. وَمَا تُنْفِقُوا Ve her ne infak ederseniz, min şeyin, her ne şey olursa olsun, sevdikleriniz olsun, sevmedikleriniz olsun, iyi olsun, kötü olsun, her ne infak ederseniz diyor Cenab-ı Hak, min şeyin demiş, herhangi bir şey, فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Kuşkusuz ki Allah bunu çok iyice bilendir. Bunun sizin açınızdan değeri neyse, vazgeçtiğiniz, tabii feragat ettiğiniz değerin oranı, büyüklüğü neyse, ardındaki niyet neyse, her şeyini Cenab-ı Hak biliyor. Ödülünü de ona göre verecektir. Herhalde Allah işe yaramaz kapıya atacağı bir şeyi, aman atmayayım veya fakire vereyim, zaten gelip de götürecekmiş, hamal parasına denk geliyor diye öylesine vazgeçtiğimiz bir şey ile son derece değerli bulduğumuz bir şeyden vazgeçmemize eş değer tutmayacaktır. Ama orada dahi yine gözettiysek, ufacık bir şey de olsa, onu da Cenab-ı Hak heder etmez. Ona da bir şey verir. Ama her bir fedakarlığın ölçüsü de, mukabili de ona göredir. Allah hesap bilendir. Cenab-ı Hak kendisini hasiba olarak tarif ediyor. وَكَفَى بِاللّٰهِ hasiba. Hesap yapan olarak Cenab-ı Hak yeter. Başkasına hiç danışmasına gerek yok. O onun ayarını, incesini, karşılığını son derece iyi bir biçimde hesap eder. Mükafatı ona göre verir. Ama şu var ki, ne olursa olsun, iyi yahut kötü, güzel yahut çirkin, az yahut çok, değil mi ki o onun için yapılır. En küçük bir niyet kırıntısı dahi olsa onun adına Cenab-ı Hak onu zayi etmez. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ Her ne şey infak ederseniz edin. فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Kuşkusuz ki Cenab-ı Hak onu iyice bilendir diyor ayette. Müfessirin tefsirine... Hocam bu şeye dua girer mi? Neye girer mi? Dua. Ay duası. İnfak edilir mi? Dua infak olur mu bilmiyorum ama güzel söz infak sadakadır diyor Hazreti Peygamber yani sallallahu aleyhi ve sellem. Dua bir infak olur mu? Onu bilmiyorum. O bir dilektir, duadır. Yani onun için yapılmış. Şey dediği için acaba diyor, manevi bir şey bile büyümüş. Ama güler yüz sadakadır. Ondan sonra bildiğiniz bir hüneri öğretmeniz sadakadır. Yani infak bağlamında. Ne bileyim, bir Hazreti Peygamber diyor, bir adamın sırtına kaldırıp çuvalı vermek sadakadır, infaktır. Ciğeri suya kanmış bir hayvancağıza su vermek sadakadır. Hepsi bunların infak
Yani sonuçta bir fedakarlık var. İlla bunun nakdi olması gerekmiyor. Bir bedensel bir faaliyet de olabilir. Dua bu kapsamda mıdır? Onu bilemiyorum. هَذَا حَثٌ مِنَ اللّٰهِ لِعِبَادِهِ Allah tarafından bu kullarına bir özendirmedir. Neye dair bir özendirme? عَلَى الْاِنْفَاقِ اِنْفَاقَ İnfak etmeye dair bir özendirme. Eğer ayetteki birri cennet olarak düşünecek olursanız, infakta bulunmayan, sevdiklerinden infak edememiş adam cennete giremez gibi de anlaşılabilir. İnfakta bulunmak dinin temel rükünlerindendir. Malumunuz bunun resmi hali zekattır. Diğerleri gönüllü olarak ama Kur'an'ın şiddetle özendirdiği infaktır. Bunları yapmayan kimselerin birri elde edemeyeceği, cennete giremeyeceği şeklinde de tefsirler vardır ayete dair. Cenab-ı Hak bir diyor, birri elde edemeyen de herhalde, iyiliği elde edemeyen de herhalde cennete giremez. هَذَا حَثٌ مِنَ اللّٰهِ Dolayısıyla Allah bu ayette şiddetli bir şekilde özendiriyor. لِعِبَادِهِ kullarını عَلَى الْاِنْفَاقِ infakta bulunmaya فِي طُرُقِ الْخَيْرَاتِ hayır yollarında. Daha önce sanıyorum Bakara suresinde ayet, Bakara suresindeki ayetlerde infakın ekonomik yönüne de dikkat çekmiştik. İnfakın bir toplumda faizin tam tersi etki oluşturduğunu ve ekonominin canlanmasına, ekonominin hayat bulmasına, hem zenginine hem fakirine dönen bir yarara yol açtığını, bunun batılı ekonomistler tarafından incelendiğini, hatta dikkat ederseniz son krizde bazı şeyler söylenmeye başladı. İşte fakirlere devlet şu kadar para versin. Bunu verirken fakirlere yardım olsun diye değil, ekonomi canlansın diye yapmak istiyorlardı. İhtiyaç sahiplerine para verirsek onlar bunu harcamaya yöneleceklerdir. Harcarlarsa tüketim mallarında satışında bir kayda değer bir şey olacak. Böylece tıkanmış bulunan fabrikalar harekete geçecek. Yine sanayicinin, niye zenginlerin, yani zenginlere dönecek bir yararı hesap ederek infak bir günümüz ekonomisinde reel bir çözüm olarak masaya kondu. Halbuki Kur'an bunu zaten söylüyor. İnfak ederseniz daha da zenginleşirsiniz. Daha bir o toplumda ekonominin en temel şartı bir çarkın dönmesi, iki sağlıklı ve huzur içerisinde, yani asayişin sağlandığı bir ortam. İnfak bunun her ikisine de katkıda bulunur. İnfak fakiri belli ölçüde doyuracağı, onu başka zenginin malına yönelmekten, sermaye düşmanına yönelmekten alıkoyacağı için, belli tatmin edeceği için ekonomik huzuru sağlar. Yani asayişe katkı bulunur. Aynı zamanda da üreticinin iyi bir pazar bulması, malını satabileceği ortamda. Çünkü sonuçta para veya ekonomik güç tekel de birikirse, zenginin elinde birikirse, zenginin yiyeceği de tüketeceği de sınırlıdır. Alttakiler bir şeyleri tüketmedikçe o zaman ne çalıştıracak işçi bulabilirsiniz? Ekonomi tıkanır ve bir terazi tek tarafa doğru, aşağı doğru basar ve kangren olur kısaca. Dolayısıyla infakın son derece önemli katkısı olduğunu ekonomiye daha önce işlemiştik. Sanıyorum Bakara suresinde üst üste ayetler vardı infaka dair. Geldik şimdi biz Ali İmran suresindeyiz. Yine Cenab-ı Hak Ali İmran suresinde de infaka değindi. Hem nasıl değindi? Bir önceki ayetin sonunda ne vardı? Kur'an ayetleri birinden diğerine geçişlerde hep çağrışımları, konuyu çok fazla sert bir duvara çarpmadan, sert bir geçiş yapmadan gerçekleştiriyordu. Önceki ayetin sonunda hatırlarsanız infakları, şeyleri kabul edilmeyecek. Tevbeleri kabul edilmeyecek. İnne ledine keferu ve matuhum kuffarun felen yukbele min ehadihim mil'ul ardi zeheben velev iftedan bihi. Fidye olarak verse dahi yer dolusu altın kendisinden kabul olunmayacak ayeti vardı. Bu bir bakıma infak, kişinin elinde yer dolusu altın dahi olsa infak etse kabul edilmeyeceği bir gün manzarası çizilmişti. Şimdi hemen sonraki ayette Cenab-ı Hak öyle bir güne düşmeden, yani veya infak ettiğinizde bu infakınızın kabul edilmeyeceği bir an ile karşı karşıya gelmeden, hazır elinizde bu yetki varken infak edin demeye getirdi ve sonraki ayette konuyu infaka çekti. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden infak etmedikçe birri elde edemezsiniz. Ey yani tudriku erişemezsiniz ve tebluğu ulaşamazsınız. El birra birre
اَلَّذ۪ي هُوَ كُلُّ خَيْرٍ O ki, müfessire göre her hayır bir olarak, her güzellik, her iyilik, her güzel netice bir olarak tarif edilebilir. Birri elde edemezsiniz. مِنْ اَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ Cenab-ı Hakk'a yapılan taatın her çeşidine bir denir. وَاَنْوَاعِ الْمَثُوبَاتِ Cenab-ı Hakk'ın karşılık olarak hazırladığı her türlü sevaba bir denir. El-Musili ulaştıran لِسَاحِبِهِ اِلَى الْجَنَّةِ Sahibini cennete ulaştıran her türlü amele, her türlü sevaba, ecre bir denir. Bunları elde edemezsiniz. Hatta tunfiku ta ki infak edesiniz. Mimma tuhibbun sevdiklerinizden. Ey yani min emvalikumun nefiseti nefis mallarınızdan elleti tuhibbuha nufusukum nefislerinizin canlarınızın çektiği mallarınızdan fe innekum çünkü sizler idha kaddemtum eğer öncelerseniz mehabbetallahi Allah'ın muhabbetini ala muhabbetil emvali malların muhabbetine, malların sevgisine öncelerseniz فَبَذَلْتُمُهَا ف۪ي مَرْضَاتِهِ Böylece o malları Allah'ın hoşnutluğu uğrunda harcarsanız دَلَّ ذَٰلِكَ Bu gösterir ki دَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى اِيمَانِكُمُ الصَّادِقِ Bu sizin sadık imanınız olduğuna da delalet eder. وَبِرِّ قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizin iyiliğine, içtenliğine delalet eder. وَيَقِينِ تَقْوَاكُمْ Ve takvanınızın ne denli sağlam olduğuna delalet eder. فَيَدْخُلُ فِي ذَٰلِكَ Yine aynı kapsamda görülmeli. اِنْفَاقُ نَفَائِسِ الْاَمْوَالِ Malların en güzellerinin infak edilmesi. وَالْاِنْفَاقُ فِي حَالِي حَاجَةِ الْمُنْفِقِ Yine aynı şekilde ihtiyaç durumundaki kimsenin infak etmesi de aynı kapsamda görülmeli. اِلَى مَا اَنْفَقَهُ وَالْاِنْفَاقُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ Yine sıhhat zamanında infak etmek aynı kapsamda görülmeli. Çünkü Hazreti Peygamber buyuruyor ki adam malını biriktirmiş. Sonra bakmış ki ölüm anı yaklaştı, öleceğim. Diyor ki şu şuna olsun. Malını infak ediyor kendince. Hazreti Peygamber diyor ki zaten o onların oldu. Yani zaten o falancanın filancanın oldu artık. Mal senin elinden çıktı bu andan sonra. Yani anlamsızdır demiyor sallallahu aleyhi ve sellem ama eğer infakın sahihun şahihun, sıhhatli olduğun ve hırslı olduğun dönemde, mala karşı arzulu, rağbetli olduğun dönemde yaptığın infakın ile sıhhatinin bozulduğu, mala karşı arzunun kalmadığı dönemde yaptığın infak aynı değerde değildir. Cenab-ı Hak ne diyor? لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ Fetih öncesi infak edenle, fetihten sonra infak eden bir değildir. Çünkü fetihten sonra artık eşik atlanmış, İslam'ın galebe çaldığı ortaya çıkmış, artık insanların fevç kalabalıklar halinde iman ettikleri görülmüş. Bu dönemdeki infak ile, bu dönemdeki fedakarlık ile, hatta bu dönemdeki iman ile önceki dönemdeki iman bir değildir. Müfessir diyor ki sıhhat zamanındaki infak da böyledir. Hastalık zamanındaki infak kalitesi bakımından bundan düşüktür. وَدَلَّتِ الْاَيَتُ Yine ihtiyaç zamanındaki infak ile ihtiyaçsızlık zamanındaki infak bir değildir. Kıtlık zamanı var. Böyle bir zamanda infak edebilmek ile genişlikte infak edebilmek de yine eşdeğer değildir. Çünkü ayette Cenab-ı Hak Medineli Ensar'ın gelen muhacirlere ne denli mallarını, varlıklarını, açtıklarını anlatırken وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا Kendilerinde ihtiyaç olsa bile onları tercih ediyorlar kendi ihtiyaçlarına. Yine rivayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelmiş aç. Hazreti Peygamber'e ben sana konuk olmak istiyorum diyor. Bana ihtiyacımı gider. O da önce annelerimizden birine haber salıyor. Gelen haber olumsuz, bir şey yok yiyecek. Diğerine. Sonra çaresiz kalınca demiş ki yok mu misafirimizi ağırlayacak. Adam biri atılmış oradan, ensardan biri. Ben ağırlayayım demiş bunu. Ve almış götürmüş eve. Hadis Müslim'de var. Bilebildiğim kadarıyla belki rivayette de var. Buhari'de de var belki ama Müslim'de olduğundan eminim. Eve giriyor.
Hanımına diyor ki yiyecek bir şey var mı? Vallahi diyor çocuğun yiyeceğinden ayrı bir şey yok. Sen çocuğu diyor oyala bir şekilde uyut diyor. Bu yiyeceği Hazreti Peygamber bu adamı bana misafir verdi. Bunu şeye verelim. Misafire verelim. Valla diyor çocuk yani az bir şey çocuğun yiyeceği kadar. Misafire daha önce yeter. O zaman kendi aralarında bir taktik uyguluyorlar. Diyorlar ki sofraya, yemeği sofraya getirince veya getirmezden önce o arada lambayı söndür yağı bitti bahanesiyle. Karanlık olsun biz yiyormuş gibi yapalım. Onu adam anca doyarmış zaten olduğu gibi şey yesin, misafir yesin diye. Planladıkları gibi yapıyorlar. Onlar gölge oyunu oynuyorlar. Misafir aç zaten yiyip kalkıyor. Müslim'deki rivayette Hazreti Peygamber bu ayetin, okuduğum ayetin bu olaydan sonra geldiği konu ediliyor. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Kendilerinde ihtiyaç olsa bile onları kendi ihtiyaçlarına, kendi yurtlarına, imanları dolayısıyla hicret eden o kimseleri tercih eden, önceleyen müminler diye ayetin bunun üzerine nazil olduğu da vardır. Şimdi böyle bir durumdaki infak ile gitmişsin evde herkes yemiş tok hatta yemek artmış bir misafir gelseymiş de yeseymiş havasındalar. Böyle bir infak ile o dönemdeki sıkıntılar içerisindeki infak bir değildir. O yüzden ayetin sonunda Cenab-ı Hak وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ diyor. Alim ne demek? Sadece ne infak ettiğini bilen değil, nasıl infak ettiğini, hangi fedakarlıklarla infak ettiğini, hangi zorlukları çektiğini efendime söyleyeyim. Eşi misafir, eve misafir getirilmesini seven adamın infakıyla, eve misafir götürüp infak etmesiyle, eşi misafir sevmeyen adamın eve misafir götürüp infak etmesi de bir değil. Biri götürecek eve, hanım diyecek ki oh, ne güzel misafir getirmişsin, kadıncağız memnun olacak, keyifle, zevkle en güzel yemekleri yapacak adam da sunacak. Bir böyle adam düşünün. Bir de adam var ki hanımı eve misafir getirdim ya nereden getirdin bunu? Başka kimse götürecek yok muydu? Bilmiyor musun zaten yorgunum. Bugün temizlik vardı sıkıntılıyım veya hastayım. Zaten hasta olmayanı yok. İşte şöyle böyle. Zaten çocuklarla uğraşmaktan şey oldum. Hem habersiz en bahanesi olmayan bile birdenbire nereden çıktı bu? Haber etseydin en masum gerekçe. Ya birdenbire çıkıyor işte böyle. Mescitte veriyorlar adamın eline. Bizim geçen bir hocamız anlatıyor. Yani geleneğimizde olan bir şey. Yatsıdan sonra çıkıp caminin etrafında böyle geziniyorlarmış. Ne bileyim gelmiş olan buradan geçen yolcu gibi bir şeyler olabilir. Camiye sığınmış olan olabilir, aç olan olabilir. Alıp götürürlermiş yedirmek için. Bunu bir ganimet sayarlarmış böyle. Ayetlerde boşuna mı sürekli vabnus sebil, vabnus sebil ve yolun adamı yani yolcu kimse buna infak zekat ayetinde bile geçer. Dolayısıyla böyle yani o tür hanımı olan ile bir iki türden hanımı olanın infakı dahi bence bir değil. Cenab-ı Hak onlardan her birine gördüğü veya gördüğü direnç mukabilinde de yine ecir ve mükafat verecektir. وَالْاِنْفَاقُ فِي حَالَتْ صِحَةِ Sıhhat zamanı infak. وَدَلَّتِ الْاَيَةُ Yine ayet delalet etti ki اَنَّ الْعَبْدَ كُلْ بِحَسَبِ اِنْفَاقِهِ لِلْمَحْبُوبَاتِ Sevdiklerini infak ölçüsünce yakunu bir ruhu. Bir ruh o kadar olur. Ne kadar fedakarlık, ne kadar sevdiğin, vazgeçemediğin türden şeylerden infak edebiliyorsan o kadar çok mükafatın, o kadar çok karşılığın olur. وَاَنَّهُ يَنْقُسُ مِنْ بِرِّهِ Ve birrinden eksili verir. بِحَسَبِ مَنَقَسَ مِنْ ذَلِكَ Bundan ne kadar eksilirse, ne kadar kulun infakları içerisinde sevdiklerinden infak az olursa o kadar da çok birri de veya birden olan nasibi de iyilikten sonuçtan olan nasibi de o kadar eksik olur demiş müfessir. Bunlar müfessirin yorumları. وَلَمَّا كَانَ الْاِنْفَاقُ عَلَى اَيِّ وَجْهٍ İnfak ne biçimde olursa olsun كَانَ مُثَابًا عَلَيْهِ الْعَبْدُ Kulun buna karşılık ecir göreceği ilkesi de var olduğuna göre yani az olursa az, çok olursa çok. Az sevdiğinden infak ederse az karşılık alır. Çok sevdiğinden infak ederse çok karşılık alır. Ama her halükarda Allah için yaptığı sürece karşılık alacağına göre سَوَاَ كَانَ قَل۪يلًا اَوْ كَث۪يرًا Az da olsa, çok olsa مَحْبُوبًا لِلنَّفْسِ اَمْلَا Sevimli yahut sevimsiz de olsa bunların her birinin karşılığında bir ödül olacağına göre
لن تنالوا وكان قوله وجناب حقن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون sevdiklerinizden infak etmedikçe ayeti de mimma yuhimu enne infaka gayri hadal muqayyedi gayru nafi'in bu kayıt dışındaki infakın yararsız olacağı gibi bir vehim doğması da muhtemel olunca diyor müfessir demin konuştuğumuz noktaya dikkat çekiyor ihtaraza teala an hadal vehmi Cenab-ı Hak bu vehmi dağıtmak üzere bi kavlihi ayeti şu sözüyle bitirdi ve ma tunfiqu min şeyin her ne infak ederseniz ne olursa olsun fe innallaha bihi alim Allah muhakkak ki onu bilir. Dolayısıyla eğer bir şeyi infak etmeye kalktın şimdi şeytan iki türlü de oynuyor. İyi güzel olursa ya bu kadar değerli şey vermene gerek yok. Oradan giriyor. Kötü bir şey vereceksen yine geliyor diyor ki yahu hiç utanmıyorsun. Yani bunu infak etmeye kalkıyorsun. Bak Allah ayette böyle diyor. Diyor. Her halükarda vermememiz için elimizi bağlıyor. Ona hangi ayetiyle karşılık gideceğiz? وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ Ayetin sonundaki ifadeyle. Her neyi infak ederseniz edin. فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Muhakkak ki Allah onu bilmektedir, bilicidir. Onun da ecrim onun ona göredir. İnfak etmekten dolayısıyla alıkonmamalı kimse veya kimse bundan geri durmamalı. فَلَا يُضَيَّقُ عَلَيْكُمْ Dolayısıyla Allah sizin için daraltmıyor. İnfakı sadece en sevdiğiniz şeylerden yapacaksınız demiyor. بَلْ يُثِيبُكُمْ عَلَيْهِ Tam tersine her türlüsünden olursa olsun karşılık veriyor, mükafat veriyor. عَلَى حَسَبِ نِيَّتِكُمْ Niyetlerinize göre وَنَفْعِهِ ve verdiğiniz o yaptığınız infakın yararına göre. Hiç de işe yaramaz. Karşı tarafın aldıktan sonra bir adım sonra atacağı türden bir şey de infak ediyorsanız o da artık en alt seviye. Ona da artık ecir olur mu, olmaz mı? Onu da herhalde kul kendisi takdir edebilecektir. Ayeti buradan alalım. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ لَنْ تَنَالُوا elde edemezsiniz ya da etmeyeceksiniz. Elde edemeyeceksiniz. Ya elde etmeyeceksiniz. El birra birri daha önce bununla ilgili dipnotumuz vardı herhalde. Hatta ta ki tunfiku infak edesiniz. Mimma tuhibbun sevdiklerinizden. Ve ma tunfiku ve her ne infak ederseniz min şeyin herhangi bir şeyden fe o takdirde inna muhakkak ki fe inna allaha muhakkak ki Allah bihi alim onu alimdir yani onu bilicidir hem de en iyi bir biçimde yani bir şeyin diyor o fi şeyin olsaydı o şeyin hepsinin yok in enfaka fi ile kullanmaz fi şeyin maksat ifade edebilir fi sebilillah enfaktu fi sebilillah yani her ne uğurda infak ederseniz olur o zaman o ma tunfiku fi şeyin o verdiğimizin tümünü vermek değil yok mi? Yok len len harfu nasb atide istikbalde nefi maksadına matuf tenalu fi'lun mudari'a mansub el birra mef'ulun bih hatta harfu nasb tunfiku bu ayet nazil olunca Ebu Seleme, Ümmü Seleme'nin kocası
sanıyorum Ebu Talha. Enes bin Malik'in üvey babası. Düşünmüş taşınmış bu ayette nasıl amel edebilirim diye. Tam mescide karşılık gelen bir yerde, Mescid-i Nebevi'ye karşılık gelen bir yerde, Medine'nin en müstesna yerinde çok müstesna bir bahçesi varmış. Ve onu çok seviyormuş. Orayla meşgul olmayı, girip geziyor onu. Oradaki ağaçlar vesaire. Artık içine dert olmuş ki ben burayı çok seviyorum. Ben burayı infak etmedikçe birri elde edemeyeceğim diye. Sanıyorum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme burayı infak etmeyi planladığını söylüyor veya istediğini. Rivayeti tam hatırlamıyorum ama Hazreti Peygamber biraz bunu yani o çok değerli bir yer. İşte ilk başta böyle almak istemiyor gibi bir şeyler hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra o gide gele herhalde orayı infak ediyor. Böyle de bir rivayet var konuya dair. Şu anda ben unuttum rivayetteki espriyi. Güzel, hoş bir rivayetti. Hatta tunfiku, harfu nasb, tunfiku fi'alun mudari' mansub min car ma mecrur tuhibbuna fi'alun mudari' واو عطفا ما مفعول به جازم تنفق فعل مضارع مجزوم من جار شيء مجرور فرابط إن حرف نسخ لفظة الله اسم إن bihi car mecrur alimun khabaru inna. Ayetin meallerine bakalım. Bu Fars'taki hurmalı dedikleri orası mı acaba? Bilmiyorum, öyle bir bahçesi var, hurmalığı var Ebu Talha'nın ve infak ediyor orayı. Estağfirullah. Böyle normalde böyle ayetin sırası geldiği için yahut diyelim ki bir sureyi işliyorsunuz. Surede sırası geldiği zaman infakı konuşmak, infakı anlatmak güzel oluyor da diyelim bir yere gidiyorsunuz. Eskiden çok olurdu. Hocam biz bugün para toplayacağız. Mümkünse infak konusunu işlesen. Yani dedikleri zaman ağzım tutulurdu. Bildiğim bütün infak ayetlerini okurdum ama hiç ne ben tat alıyordum. Çünkü o esnada ben onları harekete geçirmeye çalışan, çıkışta bol neyse camiye mi artık, nereye yardım yapılacaksa. Normalde infak konusunu işlediğimde hem kendim çok tesiri altında kalıyorum, hem de ayetlerin çok çarpıcı olduğunu, dinde çok esaslı bir yeri olduğunu ve hem dini hem sosyal bir ibadet olması bakımından ne denli elzem olduğunu görüyorum. Çok hoşuma gidiyor ama böyle maksada matuf ama belli bir amaca yönelik hem de sipariş üzerine olunca ne anlattığımızdan biz bir keyif alıyoruz. Ne de belli ki dinleyenler o esnada hocam belli ne yapmaya çalıştığın der gibi bakıyorlar onlar da. Dolayısıyla burada infak konusunu duydunuz başka yerde duyamazsınız yani. Diyanet mealine bakalım. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Bu çok çarpıcı bir ifade yani ayetteki. İnsan ayetin bu kalıbını görüp de bahçesi olsa verememezlik yani aklına düştüğünde edemez. Yine aklıma başka bir örnek de geldi. Bilemiyoruz artık bu sahabilerle ilgili bu rivayetler, bu sahabe, o an adını vereceğimiz sahabileri, sevenleri tarafından mı korundu, aktarıldı, geldi? Yoksa her sahabiyle ilgili böyle şeyler var mıdır? Hazreti Ömer Hazreti Peygamber'in huzuruna geliyor, diyor ki bugüne kadar benim o kadar çok işte şuyum oldu, buyum oldu falan. Çok ekonomik durumun iyi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü zaman zaman borç alırken de görüyoruz Hazreti Peygamber'den. Ama demek ki ileriki dönemlerde özellikle Hayber sonrası zenginlemişler. Diyor ki benim diyor Hayber'den hisseme düşen
işte arazi düştü çoğunlukla orada ise bahçe kadar hiç sevdiğim, hoşuma giden malım olmadı. Yani en çok burayı sevdim. Dolayısıyla bunu infak etmek istiyorum. Ve İslam tarihindeki ilk vakfi örneğinin orada gerçekleştiğini. Hazreti Peygamber'den akıl soruyor. Ben yani biz Araplar alışmışız. Deveyi infak etmeyi biliyoruz. Ne bileyim nakdi infak etmeyi biliyoruz da böyle bir yeri, araziyi nasıl infak edeceğiz? Hazreti Peygamber ona vakfiye örneğini, yani vakfiyenin şeyini vermiş. İşte yerini infak etme, yıllık gelirini, mahsulatı, mahsulleri infak et diye. Hazreti Ömer'in o sözünü hatırlıyorum. Yani en çok burayı sevdim bugüne kadar. Dolayısıyla burayı da infak etmek istiyorum. Elmalı Hoca'nın mealine bakalım. Hocam sahadan biri de cariye demişler. O da en güzel diye hemen bağışlamış. Sonra diyor ki, ömrünün sonuna doğru, dileydim diyor, evlenip de sonra şey derdim yani, azat ederdim. Yani gözü varmış evlenmeye ama azat etmez de gitmiş cariye. Dileydim diyor. Ha, kaçırmış ona ağlar. Yani. O sevap da kaybetti, sevap da kaybetti artık. Diyanet mealine bakalım. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Bu lenden dolayı asla'yı koymuşlar. Tabii bir tekit manası da var kuşkusuz. Böyle yolu kapatması tabii insanı tedirgin ediyor. Her ne harcarsanız. Dolayısıyla dilenciler açısından, fakirler açısından, hele hele Kur'an derslerine de vakıf olan bir zenginden para koparmanın herhalde en güzel yolu ona böyle bu ayeti okuyacaksın. Artık cebindeki beşliği, 3-5 lirayı vermekten icap eder herhalde. Sevdiklerine doğru, böyle elliklere, yüzlüklere. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Eğer çok iyi biliyorsa bu işi, cevap olarak da bu ayeti okuyabilir. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ayetin ikinci kısmını yani. Elmalı Hoca'nın orijinal mealine bakalım. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe siz birre eremezsiniz. Ma mafi, her ne infak eyleseniz şüphesiz Allah onu da bilir. Bu sevdiğimiz şeylerden infak o kadar bizde tesiri, yani izi kalıcı durumlar ki insan bu ayeti okuduktan sonra ister istemez şöyle bir geri dönüp bugüne değin hangi sevdiğim şeylerden infak ettim diye şöyle maddeler halinde yazası geliyor. Sonra da bakıyor ki hiç maddelemeye gerek yok. Yani zaten birkaç taneden ibaret. Sevdiğiniz şeylerden. Nasıl Hoca'nın mealine bakalım. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar birine nail olamazsınız. Şimdi başka bir burada olmadığı için anlatayım. Üniversitedeyiz, öğrenciyiz. Bizim Haydar da bu sevdiği şeylerden infak etmeye bir ara bayağı kaptırmış kendisini. Ne bileyim, meyve varsa elinde çürüklerini kendine bırakıp iyilerini infak ediyor. Böyle bir dönem çok yoğun bir şekilde infaka odaklanmış. Bir gün o biraz fakülteye çok uzak yerde oturuyordu. Birkaç otobüsle birlikte geliyordu. Ta sabah namazından sonra çıktığı halde anca yetişiyordu. Neydi? Sarıgazi mi? Öyle bir yer İstanbul'da. Biz neredeyiz? Biz Taksim'deyiz. Kabataş'tayız. Oradan ta şeye geliyor. Taksim'e geliyor. Dolayısıyla ben fakülteye yakınım. Zaman zaman gittiğim zaman bana telefon açardı. Sınav sonuçları açıklandı mı açıklanmadı mı. Ben de öyle bir haberi kolay kolay doğrudan ilk elden birinci seferinde doğru vermeyi sevmem. Böyle şaka yapmayı severim. İyiyse kötü derim önce, sonra sevindiririm. Bazen de kötü olduğu halde iyi derim. Önce sevindirir sonra üzerim. Böyle bir huyum var yani. Şimdi Aydar telefon açtı. Bir sınav var çok önemli. Geçmeyi istiyor o sınavdan. Ama o sınavdan ben de kalmışım. Benim de moralim bozuk. Ben öğrendim. Şimdi nasıl olsa ben de kaldığım için Haydar çok üzülmez diye Haydar'a geçtim dedim. Daha beni hiç sormadı. Dedi ki ben sınav ne olmuş? Dedim ki geçmişsin. Benden o kadar emin ki geçeceğinden hiç sormuyor bile. O bir sevindi bir sevindi. Sonra da dedi ki ya dedi bugün dedi sabahleyin dedi. Bizim dedi burada bir gariban dedi birileri var şuralarda oturuyorlar dedi. Evlerinde hiçbir şey yok dedi. Bizde dedi bu da yeni evlenmiş evinde hiçbir şey yok zaten bunda. Bir sofası var bir tane de çek yatı var. Hakikaten evinde hiçbir şey yok. Sen tut o var olan, yok var yok bir tane çek yat. Onu da zaten insanlar vermiş. Kalk götür o adamlara ver. Safası bunu yapmış. Tamam. Şimdi bunun üzerine kalktı bir de sınavdan geçtiğini öğrenince dedi Cenab-ı Hak dedi hemen dedi bak dedi.
Karşılığını şey, böyle deyince benim elim ayağım birbirine girdi. Ben ne diyeceğim şimdi buna? Dedim ki bırak şimdi dedim. İnfak o iş karıştırma dedim. Bu sınavdan kalmışsın. Çok üzüldü. Çok haber. Çok, ama dedim bir iyi haberim var dedi. Ne dedi? Ben de kalmışım dedim. Ha iyi. Yani seneye beraber alacağımız için o insana bir huzur veriyor. Yok, ceket artık vermiş. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar birre nail olamazsınız. Ve her ne şey infak ederseniz şüphe yok ki Allah Teala hakkıyla bilir. Çantay Hoca'nın mealine bakalım. Siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar asla iyiliğe ermiş, bir rutaat etmiş olmazsınız. Kafamda başka şeyler düşündüğüm için okuduğum mealde de ne diyor, uygun mu değil mi hiçbir şeye bakamadım. Siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda demiş parantez içerisinde, harcayıncaya kadar, ya harcamadıkça o manada asla iyiliğe ermiş, bir rutaat etmiş olmazsınız. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilicidir diyor. Hocam bitmiştim diyorsunuz. Başlayın. Peki akulu kavli hâza ve estağfirullah el-azîme li ve lekum ve lisâirin mu'min. Rabbena la tu'akhidna in nesina akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezine min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lena bih. وَعَفُوا عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.